Siyaset Yok'tan herkese merhaba. Bu haftanın konuğu AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünü var. Ünü var mı yok mu ona siz karar verin. Ama iki tane güzeller güzeli torunu var. Zeynep ve Hiranur Melek. Zeynep bugün okulda ama bizi Hiranur Melek karşılayacak. Koyu Beşiktaş'ta dedesiyle birlikte bu kapının arkasında bizi bekliyorlar. Daha fazla bekletmeyelim ve basalım zillerine. Biz geldik. Geldik. Bak. Neyle geldik? Neyle gelmişler? Bak. Aa, neyle geldik biz? Neyle geldik? Bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Sayın Ünivar, hoş geldiniz yayınımıza. Evinizin kapılarını açtınız bize. Onun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Siz hoş geldiniz. Hem size hem Kanal A'ya, hem Kanal A izleyicilerine hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kimdir Necdet Ünivar? Güzeller güzeli iki torunu var, onu biliyoruz ama. Evet. Ünü de var diyorlar ama. Necdet Ünivar, Hiranur ve Zeynep'in dedesi. Ayşe Beyza, Alaaddin ve Münevver Şeyman'ın da babası. Sare'nin eşi. Müzeyyen ve Halil'in oğlu, 8 kardeşin üçüncüsü. Kalabalık bir aile. Evet, 2 ablam, 6 tane erkeğiz. Ben erkeklerin en büyüğüyüm. Adana'da doğmuş, Mersin'de büyümüş, Erzurum'da okumuş, Ankara'da ihtisaslarını yapmış, Mardin'de zorunlu hizmetini yapmış ve şu anda da Ankara ile Adana arasında Mekik'te okuyan bir milletvekili. Arada bayağı şehir var. Adana, Mersin, Erzurum, evet. Ankara. Evet. Çocukluk yılları nasıl geçti Necdet Ünivar'ın? Tabii ilk 9 yaş Adana'daydı. İlkokul çağı. İşte ilkokul nasıl geçmişse öyleydi. Ben bir köy ilkokulunda okudum. Kösteli o zaman köydü, şimdi Belde. Son sınıfta da Mersin Erdemli Arpaç Bahşiş ilkokuluna gittik. Orayı bitirdik. Hala oradan ilkokul arkadaşlarımla görüşürüz. Milletvekili olarak gittiğim zaman onlar karşılar, diğer vatandaşlar yaşı birazcık daha büyük, sayın vekili falan diye onlar bana Necdet falan diye hitap ederler. Ben de hoşuma gider. Yani şöyle bir şey var, benim bütün arkadaşlarım aşağı yukarı bana ismimle hitap eder. Bu da çok hoşuma gider. Yani ne hocam derler, ne şey derler, işte milletvekili falan. Necdet geldi, Necdet gitti. Ayten, ya sen kısır yapardın, işte sen sıkma getirirdin falan diye böyle kendi aramızda muhabbet ederiz. Yani aradaki resmiyet kayboluyor. Tabii resmiyet kayboluyor. Resmiyet yok zaten aramızda. Var mıdır şöyle güzel bir yanınız bize anlatacağınız? Çocukluk çağlarında kitap, kalem, orijinal şeylere çok düşkündük. Dedemin mesela bir tane şeyi var, tükenmez kalemi. Galiba Uzak Doğu'dan falan gelmişti. İçinde böyle aşağı indirdiğin zaman tren aşağı doğru giderdi. Yukarı kaldığında tren yukarı doğru gider falan. Orijinal bir kalem. Büyük babamdan birkaç defa o kalemi istedim. Vermedi. Sonra kalemi yürüttüm. Sen misin vermeyi? Tabii küçük şeyimiz, şortumuz var. Şuraya koymuştum. Beni şey yaparken, bir gün kovalarken o kalem düştü. Ortaya çıktı. Foyamız ortaya çıktı. Rahmetli büyük babam haberlere falan çok önem verirdi. 7 ajansı çok önemliydi biliyorsun. Evet. Ajans başladı derdi. Evet. Şimdi böyle küçük bir taburesi vardı. Tabureye oturur avluda. Radyoda yaklaşık böyle bir arada bir metrelik bir mesafe olur. Radyoyu oraya koyar ve dinler. Ajans başladığı zaman şurası şeye geçişe yasak bölge olurdu. Oradan geçtiğiniz zaman kıyamet kopar. Ya radyo yani sesi yani görüntü falan engellemiyorsun. Elinde de bir tane çubuğu olurdu. Daha sonra ileriki yaşlarda baston oldu. Çubuğuyla oradan biz geçmek bizim için çok zevkli bir şeydi. Yani o yasak alandan büyük babamla şehir radyonun arasından böyle geçtiğimiz zaman git falan derdi böyle eliyle çubuğu falan. Tabii çocukluk çağları. Siz de onu sinirlendirmek hoşunuza gidiyordu sizin evet. Çocukluklar. Şimdi ben zaman zaman şeye gidiyorum. Bizim köye gidiyorum. Köy dediğim aslında mahalle oldu şimdi. Ceyhan'ın mahallesi. Ya o köy o kadar büyük gelirdi ki. Yani sanki bakkal dükkanı vardı. Saatlerce yol gitmişiz falan gibi hissederim. Şimdi yürüyorum mesela. Çok küçücük. Ya birkaç yüz metrelik mesafe falan. Demek ki işte o çocuk gözüyle bakınca. Çocuk gözüyle bakınca o bizim için çok büyük bir şeydi, dünyaydı. Mersin'de işte ortaokulu, liseyi orada okudum.
Tevfik Sırrı Gür Lisesi'ne bir yıl okudum. Erdem Lisesi'ni bitirdim. 1978 yılı. Zor geldi mi o Adana'dan Mersin'e gitmek? Çocukluğunuz orada kalıyor. Ya tabii şimdi taşınmak, göç aslında gerçekten zordur. Yani her bir göçle aslında dünyanızın bir kısmını bir başka yerde bırakıp bir başka yerde bir dünya, yeni bir dünya oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla o göç hayatının şeyin zorluklarını yaşadık. Biz birkaç kez de ev değiştirdik. Yani o şeyi içinde de hem ilden ile göç hem de ondan sonra il içinde farklı evlerle ilgili bir takım. Mersin'de, Mersin içinde değişiklikler oldu. Farklı kasabalarda falan yaşadık. Yokluklar oldu, sıkıntılar oldu, bir takım başka sıkıntılarımız oldu ama geriye baktığım zaman aslında hep güzel hatıralarla andığım bir gençlik dönemi olmuş. Babam Koca Hasan'da bir tane yer aldı. Orada dedi ki bir ev yapmam lazım. Kendisi inşaat ustası. Tabii o para kazandığı, inşaat yaptığı yerleri doğal olarak belli bir zaman baskısı yapıyor. Ama kendi eviyle ilgili böyle zaman baskısı yok. Bizim o iki oda bir salonluk küçücük evimiz bir kaç yıla yayılan bir şey oldu. Yayılarak yapıldı. Çünkü ancak o boş vakti olduğu zaman işte geliyor işte cumartesi, pazar ne zaman veya vakit akşam kalırsa saatinde şeyi bitiriyor. Mesai işi bitiriyor. Sonra geliyor işte birkaç saatte kendi eviyle uğraşıyor falan. Biz o dönemde 30 metrekarelik bir yerde, tek bir ince uzun bir yerde yani 30-35 metrekarelik bir yer. Orada işte 8 çocuk, anne baba falan beraber kaldık. Şimdi anne baba bu sıkıntıyı hissettirmese ne kadar hissettirmeyecek? Sonuçta geliyorsun ve hepiniz işte yer yatağını falan seriyorsunuz, orada kalıyorsunuz. İşte o gürültü patırtı, onun içinde bir yandan çocuklar okuyor, sen ders çalışıyorsun filan. Ondan sonra bizim o bir yıl kadar da şeyde kaldık. Bir evimiz vardı. İşte o evin de elektriği yoktu. Gaz lambası. Bu şey değil, gaz lambasında ben üniversite sınavına girdiğimi hatırlıyorum. Üniversite dönemi önce. Evet, yani son sınıfta. Ama şartlar öyle, ne yapalım yani babam. İmkan olsa, hani babam şöyle bir insandır, Allah rahmet eylesin, ceketimi satar okuturum diye. Annem de çok fedakardır, babam da fedakardır. Yani ellerindeki imkan buydu. Yoksa onlar da beni daha iyi bir ortamda okutmak, daha iyi bir ortamda yaşatmak isterdi ama Allah da tabii şeyini veriyor, bereketini veriyor. O gaz lambasında çalıştık. O yıl Erdemli'den tıp fakültesini kazanan tek kişi bendim. Yani bir yandan elektrik yok ama bir yandan Allah'ın size açtığı bir kapı var. Tıp benim hiç hedefimde yoktu. Tıp hiç düşündüğüm bir alan da değildi. O 1978'de Şubat ayıydı galiba. O zamanlar şeye tabii elektronik ortam olmadığı için direkt formu götürüp şey yapıyorsun. 18 başvuru. Tercih yapıyorsun, başvuru. Koca Hasan'dan çıktım. İşte dolmuşa binip şeye gideceğim. Liseye gidip orada şeyi yatıracağım, formu yatıracağım. O ara benim bir arkadaşım geldi karşımdan. Dedi, nereye gidiyorsun? Dedim, işte tercihleri yapacağım falan. Bir bakabilir miyiz? Baktık işte bir, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği, iki, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği, üç, Bursa Tekstil, dört falan. İşte ODTÜ Şehir Plancılık, ODTÜ İnşaat falan diye böyle sıralama var, 18 tane. Dedi ki ya tıp neden? Niye yok dedi. Vallahi dedim tıp hiç düşünmedim. Dedim doktorluk falan düşünmüyorum ben. Ya oğlum dedi, tıpsız tercih olur mu? Bir iki kaldı. Üçüncü sırada Bursa Tekstil var. Hangisini çıkaralım? Tekstili çıkaralım falan. İşte alta baktık, üste baktık falan. O Bursa Tekstili çıkarttık. Erzurum Atatürk Üniversitesi tıbbı yazdım. Sonra sınava girdim. Daha sonra ben işte yazın, o yaz Sıtma Savaş'ta işçilik yaptım. O zaman sıtma çok yaygındı. Yani işte Mersin, Urfa, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır falan da şeydir. Yani sıtma için riskli yerlerdir sivrisinekten dolayı. Sırtınıza bir tane o Sıtma Savaş'ın şeyler, tankları var. 50 kilo içini doldurduğunuz zaman çok ağır.
Onun içine şeyi, ilacı dolduruyorsunuz ve gidiyorsunuz o işte sıtma ile ilgili riske, etraf yani işte o tuvalettir, efendim banyodur veya sineğin şey yapabileceği, hayat bulabileceği yerleri şey yapıyorsunuz, ilaçlıyorsunuz. Ben ne de, kadar taşıdınız onu? Ya ben şeyi çıkarttım, o sigorta primine esas matrağı çıkartmak açısından çıkarttım. 2 ay 15 gün falan şey yapmışım, sıtma savaşı işçilik yapmışım. O zaman 48 kiloydum ve o sırtımdaki 50 kiloydu. Şimdi o ara akşam geldim, saat 8'de mesaimiz başlıyordu, 5'te bitiyordu. 5.30 falan gibi köye geldim. Postacı dedi ki, ya dedi şey var dedi. Üniversite seçme yerleştirme merkezinden ve o zaman adı neydi tam hatırlayamıyorum ama şey geldi dedi. İmtihan sonucun geldi falan dedi. İyi dedim Ahmet abi. Açmadın değil mi dedim. Yok dedi, açar mıyım dedi. Açmadım dedi. Neyse ben arkadaşlar falan topladık işte o şeyde kahve. O büyü de kaçmasın istiyorsunuz. Kaçmasın. Sonra beraber bir törenle açacağız. Böyle o şeyi zarfı açtık. Heyecanlandınız mı? Tabii çok heyecanlı bir andı. Ondan sonra açtık. Bir açtım. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ya arkadaşlar bir şey yaptılar işte coşkuyla falan. Ben tabii çok üzüldüm. Niye üzüldüm falan dediler. Ya dedim ben hiç tıbbı düşünmüyordum dedim. Ya tıbbı sevmiyorum da falan diye de. Böyle Bekir aklıma soktu konuştuk. Sadece. Evet Bekir arkadaşım aklıma sokmuştu falan. Sonra ondan sonra tıbbı kazandık ama ben mutsuzum. Ne yapacağız işte nasıl okuyacağız o şeyler büyük ağır dersler falan filan böyle gözümde büyüyor. Sonra babam dedi ki sen dedi artık şeye gitme dedi. Sıtma şeye gitme. Yani o sınavı kazanmış olmak beni çok sevindirmedi. O 48 kilo iken 50 kiloluk o sıtma savaş tanklarını taşımaktan kurtulmak o benim için daha büyük sevinçti. O yük aldı omuzumuzdan. Evet. Hasılı böyle bir şey oldu. Yani sınav serüveni oldu. Üniversite dönemi nasıldı Erzurum? Mesela Adana'nın iklimi ya da Mersin'in iklimi ile Erzurum'un iklimi arasında uçurumlar var. Çok. O iklim, alışmak. Ben 6 yıl boyunca kışın Erzurum'daydım. Eksi 40'ları görüyorduk. Yazında Mersin'deydim. Artı 40'ları görüyorduk. Yani 80 derecelik bir açıyla yaşıyorduk. Yani yazla kış arasında. Kışın gerçekten çok soğuktu. Ben ilk kayda gittiğim zaman galiba saat 4'te falan şey indi. Bizim otobüsümüz Erzurum'a indi. Orada Gürcü Kapı diye bir meydan vardır. Erzurum'un meşhur meydanı. İşte oraya geldik. Otogardan bir servis aracı var. Bizi oraya bıraktı. Ne yapacağız? Bir dedim bir şeye gidelim. Kahveye gittik. Yanımda bir arkadaşım var. Kıraathane. Kahve değil de. Çay getiriyorlar. Fakat şöyle bir problem var. Çaylar 2-2 geliyor. Üstünde bir şey var. Kapak var. Hatta ters çevrilmiş. Sonra şöyle bir çeviriyor. 2-2 koyuyor. İki bana, iki arkadaşım. Peki yanında kaşık yok. Bir tane böyle kargacık burgacık bir şeker var. Neyse. Kıtlamayla da öyle kıtlama, tanıştınız. Kıtlama öyle tanıştık ilk gittiğimiz zaman. Ben dedim ki ya bize şey ver, kaşık ver. Ha siz yabancısınız abi falan dedi. Getirdi, kaşık verdi. Fakat sonra çaylar devam ediyor. Niye? İki, iki, iki. Ya hayır, her seferinde ikişer ikişer geliyor. Ve üç defa ikişer ikişer geldi. Biz zar zor işte gece saat 4-5 falan civarında yani insanlar sabah namazından çıkıp o kahveye geliyorlar. Ve içiyorlar. Yani işte çay içiyor, sigara içiyor falan. Dedim ki ya karnımız aç. Bizde 6. bardak oldu. Dedim ki ya yeter artık getirme falan bize. Tamam abi getirmeyelim dedi. Sonra bizim yabancı olduğumuzu gelince izah etmek zorunda kaldı. Bak burada dedi. Gıtlamayla çay içilir. İkişer ikişer bardak gelir. Yanında çay kaşığı olmaz. Ve burada çay istenmez dedi. Bitince? Çay yeter dediğin zaman çay kesilir falan dedi. O öylece Erzurum'daki o kıraathane kültüründe öğrenmiş olduk. Fakülteye başladım.
İlk yıl hiçbir sıkıntı çekmedim. Lisede de çok fazla ders çalışan birisi değildim. Fizik, kimya, biyoloji ağırlıklı bir birinci sınıf. Fakat ikinci sınıfta zorlanmaya başladım. İkinci sınıfta ciddi ders çalışmak gerekiyor. Ve o şeyler, anatomi, kemikler, şunlar, bunlar, işte insanlar alıyor kemiğe şöyle bakıyor, orayı ezberliyor, buraya not alıyor falan. Dedim ki ben bu işi yapamayacağım. Ben bu işi bırakacağım falan diye. Daha sonra Recep Akdağ, benim sınıf arkadaşım, ona açtım konuyu. Dedim ki ben bırakıyorum. Niye bırakıyorsun dedi. Ya sen işte belki de Türkiye'de 1000 kişinin kazandığı bir okulu kazanmışsın. Üstelik tıp bırakacaksın falan dedim. Vallahi ben şey yapmıyorum, hoşlanmıyorum falan. Yok dedi, biraz ders çalışmaya alışman lazım falan. Sonra o yurtta etüt salonuna giriyoruz. İnsanlar o demirden şey sandalyeler var etüt salonunda. O zaman sigara içme yasağı falan yok. Battaniyeler vardır malum, öğrenci battaniyesi. Onu alıyor, şeyin üzerine koyuyor, sandalyenin üzerine. Birer sigara yakıyor şeyler, öğrenciler ve şöyle bir sigarayı içine çekiyor, dumanı üflüyor, böyle bir duman halesi oluşuyor. O halenin içinde herkes böyle yazıyor, çiziyor falan. Baktım çok konsantre. Ben de ders çalışamıyorum. Benim babam çok sigara içen birisi. Günde 5 paket sigara içerdi rahmetli. Ondan dolayı bizim sigaraya karşı ciddi bir direncimiz vardır. İşte sevmedim. Hiç de içmedim. Bir nefret oluştu. Yani o babamdan kaynaklanan, babam gece saat 3'te sigarası biterdi. Annemi kaldırırdı. Annem de beni kaldırırdı. Kadın ne yapsın? Giderdik köyün bakkalının dükkanını açtırırdık gece 3'te. Sigara getirirdik babama falan. Çok tiryakiydi o zaman. Çok tiryakiydi. Neyse dedim ki acaba dedim ben de sigara içsem, böyle üfleyip bir hale oluştursam. Bu ortamda dedim acaba daha ders çalışabilir miyim? İndim aşağı, bir tane sigara aldım. Hiç o güne kadar sigara içmeyi düşünmediniz? İçmeyi düşünmedim. Bir paket sigara aldım. Aynen kibriti aldım, sigara aldım. Yaktım sigarayı, üfledim. Tabii o tiryakiler gibi hale oluşmadı ama bir orada bir dumanlı bir ortam oluştu. Şöyle yumuldum. Öksürmeye başladım. Sonra dedim ki yok dedim bu sigaradan değil. Hemen derhal sigarayı çöpe attım. Bana göre değilmiş. Ondan sonra bana göre değil. Yani bu keramet sigara da değilmiş. Neyse. Öyle bir sigara, yani düşünün ki o sigarayı üfleyip o oluşan dumanlı havada ben ders çalışmayı başarabilseydim belki de şu anda sigara tiryakisiydim. Allah'tan başlamamışım. Sonradan dedim ki ya madem ki burayı kazandık ve çalışmamız lazım. Çalıştık hamdolsun. Herhangi bir kayıp olmadan da fakülteyi bitirdik. Yurtta mı devam etti peki efendim sonuna kadar? Şöyle 3 yıl yurtta kaldık. Sonra biz 3 arkadaş eve çıktık. 1 yıl orada kaldık. Sonra son yıl 10 kişilik bir şeyde kaldık. Evde kaldık. Ev. 10 kişi ama çok renkli bir evdi. Genişti. Recep Bey'in babası bize kiralamıştı. Yahya amca, Allah rahmet eylesin. O zamanki para yanlış hatırlamıyorsam 27 bin liraya kiralamıştık. Ev sahibi haber gönderdi. İşte bir geleceğim, çayınızı içeceğim falan diye. Onu anladık ki kirada artış olacak. O gün biz ev sahibi gelmeden önce Yahya amcayı da çağırdık. Amca, Yahya amca buyur bize çay iç falan diye. Yahya amcayı görünce ev sahibi kirayı arttırmaya şey yapma, arttırmazdı. Yahya amca size aracı oldu. Tabii aracı oldu. İşte o eve taşındıktan sonra şeyle Sare Hanım'la tanıştık. Onlar da aynı üniversite apartmanda. Üniversite yıllarına dayanıyor evet, Sare Hanım'la tanışıp. Tabii son sınıfa dayanıyor. Çok demokratik bir evdi. Herkesin kendine göre bir düzeni var ve o düzenle diğerler çok müdahale etmezdi. 10 kişi yaşamak açıkçası çok büyük cesaret. Ama yani hepimiz Pınar Hanım gerçekten o 10 kişiyle karşılaştığımız zaman o 10 kişiden 2 arkadaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Birisi kanserden vefat etti. Birisi ani bir kalp krizi sonucu vefat etti. Recep Bey'le sınıf arkadaşlığı nasıldı? Şimdi mecliste omuz omuza siz evet, yan yanasınız. Evet şimdi yan yanayız. Recep Bey yaklaşık 40 yıldır arkadaşım.
Recep Bey'le çok iyi bir diyalogumuz vardı. Ama çok hırslı bir öğrenciydi. Yani sabahlara kadar yatardı, ders çalışırdı. Bazen onlar sabaha kadar ders çalışır aynı ortamda. Ben de yatardım. Sonra ertesi gün kalkardık. İşte onlar benden bir sınavda hatırlıyorum. Çok ağır bir sınav. Çocuk da reçete sınavı vardır. Yani o internlükte. Onlar sabaha kadar çalıştılar. Ben de uyudum. Bir kanepe vardı, uyudum. Sonra ertesi gün onlar 81 aldı. Ben 76 aldım. Dedim ki ya siz 5 puan fazla aldınız. Ben 5 saat fazla uyku uyudum falan diye böyle espri yaptık. Ama Recep Bey çok çalışkandı. Yani çok hırslıydı. Gayretliydi. Yani şu andaki gibi şu anda da maşallah hem çalışkan hem gayretli. Sınıfta tanışmanız nasıldı? Hatırlıyor musunuz o günü? Şöyle birinci sınıfta tanıştık. Recep Bey Erzurumlu olduğu için babası eski bir milletvekili. Yerleşik bir aile. Erzurum'un da yerlisi. Biz de Erzurum'a yabancı, gurbetçi konumunda gelmişiz. O yerli öğrencilerin, yani orada yerleşik evi, annesi, babası falan orada olan öğrencilerin dışarıdan gelen çocuklara karşı bir şeyi vardı, bir şefkat hissiyle. Yani işte bak yapabileceğim bir şey var mı? Ondan sonra bak ihtiyaç var mı falan nevinden tanıştık ama çok köklü bir arkadaşlık oldu, dostluk oldu, kardeşlik oldu. Onlara yemeğe gider miydiniz mesela o ilk yıllarda? Allah selamet versin Nesrin Hanım teyze, Recep Bey'in annesi yapardı, yemeğe getirirdi. İftarlar falan çok şeydir mesela, çok iyi bir gelenektir, hala devam eder. Çok mükellef sofralar kurulur, iftar sofralar kurulur ve o iftara giderdik. Normal zamanlarda da yemeğe giderdik, işte ders çalışırdık. Unutamadığınız bir lezzet var mı Erzurum'dan? Çok lezzet var. Yani Erzurum'un ayran aşı vardır mesela. Nasıl o ayran aşı? Yani o yoğurtlu bir şeydir, çorbadır. Çorba. Evet. İçinde o şeyler de vardır. Tahıl taneleri falan da vardır. Küçük et parçaları vardır. Daha doğrusu kıymadan. Böyle yuvarlak. Yaprak sarması çok meşhurdur. Kadayıf dolması çok meşhurdur. Talebelik yıllarımızda çok keşfetmedim ama daha sonra gidip geldiğimiz zaman cağ kebabı vardır mesela, yatık döner derler. Şimdi Sare Hanım'la da yollar orada kesişti anladığım kadarıyla ama onu başka bir yerde konuşmak isteriz. Çalışma odanızı mesela görmek isteriz. Evet. Oradan devam edelim. Sare Hanım da bize katılsın. Bir tane daha. Hadi bay bay, biz gidiyoruz. Dedenin çalışma odasına gidiyoruz. Değil mi? Hop. Ay ne güzel köşeler varmış burada. Evet. İranur. Tatlım. Evet, bu odamız, daha doğrusu evimizin dizaynı Sare Hanım'a aittir. Çok güzel. Yani, tek şu lambayı ben satın aldım. Bunlar falan hepsi şeydir, yani dizaynı falan. Sare Hanım'ın. Yer döşemesi. Hepsini anneanne yapmış. Birlikte mi yaptınız? Anneanneyle birlikte mi yaptınız siz bunları? Tatlım benim. Efendim? Tabii burayı evet anneanne yaptı. İranur'un da katkısı var. Birlikte mi yaptınız anneanneyle? Evet. Nasıl hazırladınız efendim? Söyle. Çalışma odasının tasarımı da tamamen Sare Hanım'a ait. Aslında biz bir ev sahibi olalım falan diye düşününce işte 4+1 falan diye konuştuk. Sonra Sare Hanım dedi ki bir tane de senin kitaplara yer lazım dedi. Sonra 5+1'e karar verdik. Odanın birisi benim kitaplarıma ait olmuş oldu. Sonra kitapların bir kısmına da yer bulamayınca tabii yeni kitaplar alınıyor falan.
Oğlanı geçen sene evlendirdik. Onun odasına, duvarına bir yeni bir kitaplık daha yaptık. Kitapların bir kısmı oraya gitti. Ya şöyle, Necdet Bey okumayı, yazmayı, çizmeyi çok sever. Kitapları çok sever. Ben hani evliliğimiz süresince de gördüm ki tamam, onu bizler çok mutlu ediyoruz ama kitaplar onu çok daha fazla mutlu ediyor. Necdet Bey'in şöyle güzel bir özelliği vardır. Yani bunu arkasından da söylerim. Yaptığınız işte sizi onore eder. Sizin daha iyi şeyler yapmanızı teşvik eder. Ne kadar güzel. Yani mesela beni eleştirmemiştir. Yaptığım ama burada işi da eleştirecek bir şey yok ya. Burası ama kusursuz olmuş, mükemmel olmuş gerçekten. Güzel şeyler yapmaya teşvik etmiştir. Sizi hep onore eder. Böyle tıkış tıkış kitaplarla dolu bir oda değil. Ferah işte orada oturmak evet. için yer ayırmışsınız falan. Kitapları çok seviyor. Zaten kitabın adı geçtiği zaman gözlerinin ışıldamasından onu hissediyorsunuz. Oradan mesela anlaşılıyor. Müsteşarlığında Necdet Bey çok yoğun çalışan. Biz gerçekten onu zor gördüğümüz bir dönemdi. Eğer bir pazar günü 2 saat vakti varsa çocuklarla birbirimizin yüzüne bakardık. Hani bugün ne olacak diye. Derdik ya bugün bir kitapçıya gidelim mi? Biz o 2 saati hep beraber kitapçıda değerlendirirdik. Aramızda çünkü kalsın, o kitapları kıskandığınız oluyor mu? Bazen. Mesela Safahat. Evet, Safahat. Sık evet. sık. Sık sık alıp okuduğum. Herkesin de okuması gereken bir kitap gerçekten. 8 yaşında kadardım. Babam gelir, bu gece sizinle camiye gitsek çocuklar erkence. Giderseniz gelin ama namazda uslu durun. Meramınız yaramazlıksa işte ev oturun. Bakın mesela burada çok özel bir fotoğraf var. Fotoğraf var. Bu fotoğraf Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanı döneminde. Bu galiba Kızılcamam mıydı? Herhalde Hiranur. Kızılcamam'dı. Burada annem görünüyor. Evet. Bu Hiranur'un bebekliği. Kızım. İşte Münevver Şeyma, Sare Hanım. Cumhurbaşkanımız o zaman işte ilk kucağı almış. Birkaç aylık bebekti. Daha yeni doğmuş. Daha sayın tabii mi? Daha yeni. Galiba bu biz Mart veya Nisan'da şeye gittik. Ocak doğumu. Demek ki 2-3 aylıkken. Burada şey var. Bakın burada başka bir özel fotoğraf var. Bu Mardin. İlk görev yeriniz. İlk görev yerim. Mardin'de SSK dispanserindeki şeyimiz. Arkadaşlarınız. Çalışma arkadaşlarımız. Ben o zaman şeydim. Oranın SSK dispanser yöneticisiydim. Beni oturtmuş arkadaşlar. Azerbaycan. Şu galiba bir İran seyahatinde benim şeyden bir pazardan aldığım bir şeydi bu. Sever misiniz böyle objeleri? Tabii ya, şöyle bizim çocuklar sevince, kızlar sevince ben de şey yapıyorum yani böyle küçük küçük. Şu ikili almışım mesela, bakınız. Böyle ikili. Birlikte. 2005'te gitmiştim. Müsteşardım o zaman. Demek ki 10 küsür yıllık şey. Obje. Böyle küçük şeyler var, saatler var. Yurt dışında fırsatınız olursa böyle şeylere bakıyorsunuz. Tabii, o halde. Şöyle, yurt dışında en küçük fırsatınız olduğu zaman... Ne yapıyorsun, siliyor aşkım, musun? Sil bakalım. Sil bakalım. Çok sever. Sil, benim de yüzümü sil. Benim de yüzümü sil. Temizlik mi yapıyorsun? Of, çok temizdir benim kızım. Benim kızım çok temizdir. Çok benim temizdir. De elimi siler misin İranur? Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Oyun oynayacağız biz seninle. Tamam. Aa, abileri de mi sil? Onları sonra sil. Kameraları çok kirli onların. Evet. Kameralarını mı silsek acaba? Hı? Silelim mi bir tane kamerayı? Hadi sil kamerayı. Ay kameraları ne kadar kirli. Şu Yasin abinin kamerası çok kirli. Ay elini de sil. Ha? Hijyenik hijyenik çalışsın abiler. Ay Fatih abiyi de sildik. Tamam, çok teşekkür ederiz.